yaptı diyorum. Beni rehin alın onun yerine. Fedakarlığın gerçekten gözlerimi yaşarttı Leyla. Ama biraz daha kapıya vurmaya devam edersen seni vurmak zorunda kalacağım. Kadının halini görmüyor musun? Hastaneye gitmesi gerek. Annem beni evde doğmuş. İlk birkaç gün sütü gelmemiş. Aç kalmışım. Hastasız kabin bebekmişim. Herkes öleceğimi beklemiş. O gün bugündür insanları şaşırtmayı hep sevmişimdir. Burada doğum yapamam. Problem olabilir ve bebek eğer ters gelirse oğlumu kaybedebilirim. Duydum lütfen. Firuze'yi bırak. Beni rehin al. Her ne istiyorsan Cezayir hepsini benim için de yapar. Kendini çok fazla önemsiyorsun Leyla. Aslında sen hesapta bile yoktun. O eve gitmeseydin şimdi televizyonun karşısında uyukluyor olacaktın. Cezayir için oğlu, dolayısıyla da Firuze önemli. O yüzden çocuk burada doğacak. Cezayir'in çocuğunun ebesi sen olacaksın Leyla. Hayatta her şey olabiliyor, öyle mi? Ben böyle bir şey yapamam. Şimdi sus ve doğanın o büyülü anının tadını çıkar. Şov başlasın. Ben böyle bir şey yapamam. Çocuğun da kadının da hayatı tehlikeye girer. Çık çık. Ebe sensin. Ben bırakayım seni eve, yalnız git. Hiç gerek yok, kendim hallederim. Emin misin? Ben doktorum Ateş, unuttun mu? Merak etme, eve gidince sana haber veririm. Peki doktor hanım. Hadi Firuze, biraz daha gayret et. Hadi Firuze, çok az kaldı. Biraz daha gayret et. Hadi nefes al. Akın, az kaldı. Hadi biraz daha. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam.